Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Babamın kanını sormaya geldim. Monster Kill. Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Yine özür dileyeceğim de Allah aşkına nükleeri yapmayalım, HES'leri yapmayalım. Peki bu elektriği nasıl ucuzlatacağız? Benim formülüm var. Evet. Ne yapalım? Taşları birbirine mi vuralım? Elektriği topluma kuru fasulye dağıtalım. Ya da değirmen güneş, bir şey verelim. Ne yapalım? Herkes kendi gazını kendi üretecek. Oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara. Yani 4 milyon diye şu an kulağımıza geldi. 4 milyon. TL. Evet. Yok kız, daha üstü. Böyle bizim şeyler kulağa gelen bir 600, kere o kadar fakir bin dolar ki falan gibi bir şeyler olabilir. Şükür. Mi? O parmağındaki falan yüzük hepsi çakma onlar. Çakma mı? Tabii çakma. 10 milyon 497 bin TL'ye yok parmağına saat almış. Benim. Yersen kuş yemi yemezsen kol saati. Elin garipler. Akşam saat 7.30 sıraları bitti. Müşterimle telefonla görüşüyordum. O esnada burada geçmişte kalan bir su kuyusu varmış. 50 yıl öncesine ait. Üstü daha önce kapatılmış tabii 50 yıllık süre içerisinde erozyon uğrayınca. Sonrasında itfaiye geldi işte. 30 dakika sonra yaptıkları inceleme sonucunda merdiven indirdiler. Kendi düştüğüm gibi merdivenle kendim de çıktım. Bahçeli pimi çekilmiş bir el bombasını ortaya bıraktı. Bahçeli'nin toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesinin önünde engel bulunmadığı ifadelerini kullandığı belirtildi. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az 3 dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunda başarırız. Kimse Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin. Bahçeli belki gene Bahçeli'liğini yapacak diyordum. Evet şu anda yaptı. Bakın bugün itibariyle belki medyada çok konuşulmuyor ancak çok çok önemli bir iş yaptı Bahçeli ve belki de erken seçimin fitilini ateşledi bile. Elektriği devletten 35 kuruşa alan özel şirketler düşük kademede vatandaşa 79 kuruşa satarken yüksek kademede 135 kuruşa satıyor. Duraydım öyle Nuran. Tutaydım saatim, ağzım dilim lal olaydı, get diyen dilim kopaydı, benim yüzümden. Hüseyin Efendi, durdur onu. Efendi, gideceğim diyen adamın önünde daha olsa duramaz.